Esenlikler diliyorum değerli arkadaşlar. İslam dininin temeli bildiğiniz gibi baskıya, korkuya ve şiddete dayanır. Allah kendi dinine insanları sürekli korkuyla, tehditle çekmeye çalışır. Bu korku öğelerinin başında da cehennem korkusu gelir. Ahiretteki azabın korkusuyla insanlar inanmaya zorlanır. O yetmez, dünyadaki azap, ceza ve baskı unsurları da bolca kullanılır. Fakat bildiğiniz gibi özellikle Anadolu coğrafyasında ülkemizdeki tasavvuf anlayışı Allah'ın sevgisine, Allah'ın merhametine, Allah'ın bağışlayıcılığına vesaire dayanır. Diğer İslam ülkelerinde ise daha ağırlıklı olarak Allah'ın korkutmasına, Allah'ın cehennem azabına, baskı yöntemine dayanır bu dini empoze etme yöntemi. Oysa İslam dininde hem azap, şiddet, baskı bolca kullanılır hem de arada sevgiden, merhametten, şefkatten vesaire de bahsedilir. Bu ikisi de İslam dininin temel unsurudur. O yüzden birisini görmezden gelip de sadece diğerini ön plana çıkarmak ikiyüzlülük olur. Dolayısıyla Anadolu'da öne çıkan merhamete, sevgiye dayalı tasavvuf anlayışı ikiyüzlü bir anlayıştır, tutarsızdır, İslam diniyle bağdaşmaz. Ben bugün sizlere Zümer suresinin 23. ayetini okuyacağım. Bu ayette çok enteresan bilgiler var ve çok enteresan çelişkiler var. Bunların üzerinde duracağız. İlk önce ayetimizi okuyalım. Şöyle deniliyor: Allah ayetleri birbirine benzeyen ve mükerreren gelen kitabı sözlerin en güzeli olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların bu kitaptan tüyleri ürperir, derileri kabarır korkudan. Yani değerli arkadaşlar, bu kitap öyle bir kitapmış ki insanların bu kitabı okuduklarında korkudan tüyleri derileri kabarıyormuş. Sonra Allah'ı anmakla hem derileri ve hem de kalpleri sükuna kavuşuyormuş. Sonra ne oluyormuş? İşte bu kitap Allah'ın doğruluk rehberidir. Onunla istediğini doğru yola eriştirir. Kimi de saptırırsa artık ona doğru yol gösteren kimse bulunmaz. Şimdi değerli arkadaşlar, çok enteresan şeyler var. Hem deniliyor ki bu kitap Allah'tan korkanların tüylerini kabartır, onları ürkütür, onları dehşete kaptırır. Ve bu yöntemle insanlar inanmaya zorlanmış olur, inanmak zorunda kalmış olur denilmek isteniyor. Açıklamadan bu sonuca varıyoruz. Ama ilginç olan, hem bu kitabı okuyanlar, bu kitabı görenler korkudan tüylerini, derilerini kabartacak kadar dehşete düşüyorlar. Ama ardından sonra Allah'ı anarak derileri ve kalpleri sükuna kavuşuyor. Bu neye benziyor biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Şimdi geceleyin yataktan kalkıyorsunuz, tuvalete gideceksiniz. Giderken salonun ortasında, koridorun ortasında bir yaratık görüyorsunuz. Hani Müslümanlara kendi korku öğeleri üzerinden anlatmak gerekirse salonun ortasında bir cin görüyorsunuz, bir yaratık. Tabii ki bu yaratığı gördüğünüz zaman korkudan tüyleriniz havaya kalkıyor, deriniz geriliyor, terliyorsunuz, vücudunuz adrenalin üretiyor vesaire. Daha sonra ne oluyor? Daha sonra bu yaratık konuşuyor, size bir şey diyor, falan yapıyor. O zaman rahatlıyorsunuz, kabarmış olan tüyleriniz, gerginleşmiş olan deriniz tekrardan düzeliyor ve kendinizi huşu içinde buluyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi değerli arkadaşlar? Yani böyle bir tezatı nasıl olur da bu ayette peş peşe bize sunabilirler? Hem bu kitaptan öyle bir korkacaksınız ki derileriniz gerginleşecek, hem de daha sonra sizi korkutan bu kitabı size göndermiş olan Allah'ı anarak bu korkudan kurtulacaksınız, kalpleriniz huzura kavuşacak. Korkunun kaynağı aynıysa siz o aynı kaynaktan hem korkup tüyleriniz kabardıktan sonra huşu bulamazsınız, gerginliğiniz geçmez. Böyle bir şey yok. Biraz önce vermiş olduğum örneğin yanına çok sayıda farklı örnekler de vererek bunu ispatlamak çok basittir. İşte bu kitap Allah'ın doğruluk rehberidir deniliyor. Şayet bir kitap insanları korkutuyorsa, öyle ki korkudan derilerini gerginleştirecek kadar onları dehşete düşürüyorsa, bu kitap doğruluk kitabı olamaz. Çünkü hiçbir doğru, hiçbir gerçek insanlara onları ürküterek, korkutarak, tehditle, baskı unsurlarıyla deklare edilemez. Şayet bu şekilde deklare ediliyorsa ve bunların yanında bolca da vallaha, billaha, tillaha, yemin ederim ki gibi ifadelerle bunlar anlatılıyorsa, burada ciddi bir problem var demektir. Söylenenler doğru değil demektir. Doğru olmadığı için bunlar korku ve baskı unsurlarıyla ve yemin çokluğuyla insanlara kabul ettirilmeye çalışılıyor demektir.
Araplar çok fazla yemin ederler çünkü çok fazla yalan konuşurlar. Çok fazla yalan konuştukları için kendilerini karşı tarafa ispatlama ihtiyacı hissettikleri için bol bol yemin ederler. Arapların bu yemin kültürü Arapların geleneğini yansıtan Kur'an'a da bolca yansımıştır ve Allah da bol bol yemin eder ki söylediklerinin doğru olduğuna insanlar inansın. Devamında da deniliyor ki bu kitap doğruluk rehberidir, onunla istediğini doğru yola eriştirir. Hem insanları korkutuyorsun, ürkütüyorsun, dehşete kaptırıyorsun, hem de daha sonra aradan istediklerini seçip onları doğru yoluna iletiyorsun, diğerlerini kafir olarak ömürlerinin sonuna kadar cehennem azabıyla muhatap kılıyorsun. Devamında da şöyle deniliyor, Allah kimi isterse onu saptırır, kimi isterse onu doğru yola iletir. Biz Müslümanlara iki şeyi anlatamıyoruz. Birincisi, biraz önce bahsetmiş olduğum gibi, doğrular, gerçekler çok yalındır, gayet nettir. O yüzden gayet sade bir şekilde insanlara anlatılır ve insanlar da onları aklı selim olanlar görür. İkincisi, insanların şayet kaderleri önceden tayin edildiyse, isteyeni Allah doğru yola iletiyor da istemediğini iletmiyorsa, burada da suçlu olan insanlar değildir. Onların kaderini tayin eden zaten çok önceden kimin ne olacağına karar vermiştir. Dolayısıyla bu kitabın insan eseri olduğunu anlamak için bu vermiş olduğum iki örnekten daha fazlasına esasında ihtiyacımız yok. Ha daha fazlası yok mu? Çok fazla var. Sayısız örnek var. Bu kanalda belki 400 civarı yayın yaptım. Twitter'ımda belki 500'den fazla, belki değil 500 geçmişten son yazı dizisi hazırladım. Ve bu yapmış olduğum yayınlarda ve yazı dizilerinde çoğunlukla zaten bu kitaptaki tutarsızlıkları, bu dinin çelişkilerini sizlere aktarmaya çalışıyorum. Ama biraz önce vermiş olduğum iki örnek esasında olaya noktayı koyan örnekler. Benim kaderim önceden tayin edildiyse burada benim herhangi bir suçum, herhangi bir dahlim yoktur. Dolayısıyla bu yüzden ben yargılanamam. Onun haricinde şayet bir doğru varsa ortada, bir gerçek varsa bu insanlara gayet basit bir şekilde anlatılır ki bunu anlatan bir tanrıysa, her şeye gücü yeten muktedir bir tanrıysa bağırıp çağırmasına, insanları korkutmasına, tehdit etmesine, yeminler etmesine hiç gerek yoktur. Ve bu iki unsur söylediğim gibi bu kitabın, bu dinin insan eseri olduğunu çok net şekilde ortaya koyar. Çünkü örnekler insansı örneklerdir. Bugün bu konuya değinmek istedim değerli arkadaşlar. Lütfen bu yayınları daha çok insanla paylaşın ki daha fazla insan izleyebilsin, faydalanabilsin. İnsanların beyin jimnastiği yapabilmeleri adına bu tür yayınlara daha fazla ulaşım elde etmeleri gerekiyor. O yüzden size de iş düşüyor. Videoları bilerek kısa tutuyorum ki insanların çoğu izleyebilsin. Bildiğiniz gibi bizim insanımız izlemeyi, okumayı sevmiyor genel itibariyle. Uzun yayınlar olduğu zaman sıkılıyor. O yüzden böyle kısa 10'ar dakikalık videolar yapıyorum. Yoksa ben de biliyorum 1 saatlik 2 saatlik yayınlar yapmayı. Bu zor bir şey değil. Konu olarak alırım 15-20 tane ayeti. Analiz ederim 1 saatlik 2 saatlik yayınlar yaparım. Ama insanların izlemesi için kısa tutuyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.